resmi bir şirket var. Burada Ryan Robinson ve Lena Dickman adında iki adam var. Kendime de dayanıklıymış ama zaten. Evet. Zaten tüm yüksek yüzünden onu yoltarlıyor azıcık. Evet. Evetten geri dönüşme de uygun bir madde. Çevreyi de kirletmeyen. En azından Türkiye'deki, günümüzdeki tavuk. Belki yalıtım malzemesi olarak bir proje geliştirebiliriz. Projemizin amacı tavuk tüylerinden yalıtım malzemesi üreterek ısı transferini en aza indirmek. Türkiye'de 2019 yılından itibaren 1 milyar 207 milyon tane tavuk kesimi yapılmış. Dolayısıyla 243 bin ton tavuk tüyü açığa çıkmış. Biz de bu tavuk tüylerini en verimli şekilde kullanmaya çalıştık. Tavuk tüyleri yapısı gereği hidrofobik, yani suyu sevmeyen, gözenekli bir yapıya sahip. Aynı zamanda hafif, gözenekli yapısı sayesinde hava boşlukları var. Biz bu hava boşlukları ısı transferini en aza indiriyoruz. Dolayısıyla diğer sentetik yangına dayanıklı yalıtım malzemelerine oranla çevreyi daha az kirletiyor. Aynı zamanda Türkiye'de az önce dediğim gibi çok fazla tavuk kesimi olduğu için bulunması da çok kolay bir malzeme. O yüzden ülke ekonomisine de katkıda bulunabiliyoruz bu malzemeyle birlikte. %91 içeriğinde keratin, yani yağ içermektedir. %8'i su, %1'i de protein içeriklidir. Tavuk tüyünün morfolojik yapısına daha yakından inceleyecek olursak keratin yapılı bir yapıya sahiptir. Bu keratin yapılı kısımların kopması veya ayrılması sonucunda keratin bazı yapılar birbirinden ayrılırlar. Ayrıca bu tavuk tüylerin kullanımına bağlı olarak bazı tavuk türlerinde de değişimler gözlemlenmektedir. Yani bu tavuk tüylerin keratin yapısı hakkında. Bazıların belki içi büyükse, keratin yapısı büyükse, bazılarında küçük bazlıdır. Bu küçük bazı veya büyük bazı oluşuma bağlı olarak bazı şirketlerde bunu değerlendirmişti. Tavuk tüylerinin geri dönüştürülmesiyle alakalı bir olay. Çünkü tavuk tüyleri dünyamızda çok fazla yer kaplamaktadır, çok fazla atık biriktirmektedir. Ya bu tavuk tüylerinin genellikle %20'sini oluşturmaktadır atıkların dünyadaki. %20'sinin bir kısmı genellikle ya kuru atıklar, yani kuru beslenme atıkları olarak çıkar. Bazıları da geri dönüştürülme olarak tekrardan ele alınır. Kimyasal etkenler eklenecek. Daha sonrasında sıkıştırılma gibi ya da geri dönüştürme işlemleri gibi olaylardan geçirerek hem tuğla hem de ilaçların dış katmanını saran katmanları oluşturabilecektir. Tabii şöyle, biz bir ev tasarladık. Arkadaşlarımız dediği gibi tavuk tüylerini belli aşamalardan geçirip tuğla haline getirdikten sonra dış cephe ile iç cephe arasında koyuyoruz. Bu az önce arkadaşlarımın anlattığı gibi tavuk tüyünün boşluklu yapısı sayesinde havayı da yalıtıyor, evi de sıcak tutuyor. Dış cephe ile iç cephe arasında koyduğumuz zaman hem evin ısınması daha rahat oluyor hem de içerideki ısı çok daha uzun süre orada kalabiliyor. Biz sadece bu ev tasarımı değil, başka bir şey de yaptık. Mesela oda sıcaklığında bir buzdolabına bu evi koyduk. Tavukları koymadan önce bu evi koyduğumuzda bu evin buzdolabının sıcaklığına gelmesi, soğuması yaklaşık yarım saate yakın sürdü. Ama tavuk tüylerini koyduğumuz zaman soğuması çok daha geç oldu. 5-6 dakika kadar falan daha geç soğudu. Isıyı daha çok içeride tuttu, daha zor ısındı. Şunu başarmış olacağız. Dünyada çok fazla tavuk tüyü aslında çöpe gidiyor. Bu tavuk tüylerini bir yandan geri dönüştürerek bir yandan da işimize yarayacak bir hale getirmiş oluyoruz. Ellerimizi ısıtmış oluyoruz ve bir yandan da zararı önlemiş oluyoruz. Hedefimiz dünyadaki tavuk tüyünün boşa gitmesini önlemek, aynı zamanda bunu da yararlı bir şey çevirerek evlerimizi ısıtmak. Tavuk tüylerini bu şekilde yapmamızın amacı, tuğla şeklinde olmasının amacı insanların geri dönüşümle birlikte yeni ısı yalıtımlı inşaat malzemeleri ve sektörlerin üretilmesini istedik. Bu yüzden de bu çalışmayı yaptık. Arkadaşlarım da zaten yardım etti bana ve bize. Testere gördüğünüz şekilde tavuk tüylerini koymayla başladık. Daha sonraları ise buzdolabı deneyine geçtik. Buzdolabı deneyinde ise burada görmüş olduğunuz bu sütunlara koyduğumuz tavuk tüylerini çıkardık. Evi hem öyle koyduk. Yarım saat içerisindeki buradaki iç sıcaklık da dolabın iç sıcaklığı eşit oldu. Ancak tavuk tüylerini koyduğumuz zaman daha uzun bir süre oluştu. Yani 5-6 dakikalık bir süre fazla oluştu. Tavuk tüyleri zaten normal ekonomimizde çöp olarak görünmekte. Yani bunun yapısını kimse bilmediği için yalıtım malzemesi olarak kullanmak kimsenin aklına gelmiyor. Dolayısıyla gözenekli yapısı havayı geçirmiyor, hem sesi de geçirmiyor. Ekonomiye de katkısı olabilir çünkü petrol ürünleri hem insan sağlığına zararlı. Yalıtım malzemesini kullandığımızda bu yalıtım malzemesinin binalarımıza kazandırdığı özellikler hem ısıyı, sesi ve soğuğu binamızın içine geçirmemekle birlikte bize kazandırmak istemekteyiz. Hem de nefes alan bir duvar yapmış olacağız, aynı zamanda sağlıklı oluyor yani. Hep fazla tavuğu burada kullanırsak eğer
boş boşuna zarara girmemiş oluruz. Nefes alan biri var, sağlıklı ve insanların yararına... Bu Bitübüdek projesinin bir parçası. Çocuklarımız zaten şu an ülkemizde çok fazla tavuk üretimi var. Yumurtası ve etinden dolayı ve tüyleri çöp olarak görülüyor. Bu çöpü nasıl değerlendirebilirizden yola çıktılar. Bu çöpü değerlendirme yolundan çıkınca, araştırma yapılınca bunun bir yalıtım malzemesi olarak kullanılabileceğine varmışlar. Ve bunun sonucu olarak araştırmalarını yaptılar. Bu tüyleri önce bir işlemden geçirilip, öğütülüp, sıkıştırılıp bir duvar malzemesi haline getirip inşaatta kullanabileceğine ulaştılar ve bunun prototipini yapmışlar. Nasıl yapılacağı konusunda da bilgi sahibiler. Bu fabrikadan çıktıktan sonra duvarlarda kullanılınca hem sesi, hem sıcaklığı, hem de soğuğu geçirmeyen bir malzeme olacak. Ya bu eğer uygulanabilirse ülkemizdeki çöp olan bir malzeme ülke ekonomisine kazandırılacak ve böylece de hem ülkemiz kazanacak hem de çöp gibi olan bir şey doğadan çöp olmaktan çıkıp binada inşaatta kullanılacak. Yangınlarda en biliyorsunuz en çok dert kimyasal malzemenin yanması sonucunda çıkan zehirli gazlar. İlk insanlar zaten ciğerlerinden dolayı ölüyor. Bu yanmayacak, doğal. Doğal olduğu için de gaz olmayacak ve insanlar bu yangından kurtulmuş olacaklar. İnşaat sektörü bu projeyi el atar ve kullanırsa hem ülkemiz kazanır hem de çocuklarımızın projesi bir gerçeklik bulmuş olur, hayata geçmiş olur. İnşallah gerçekliğe geçer diye düşünüyorum. Enerji haftasından işte çok büyük bir şey. Isıyı evde tutabilmek, soğuğu içeriye almamak, işte doğal bir malzemeyi inşaatta kullanmak.